Muhammed'in salavat. Arkadaşlar, dersimiz suret. Lugata bile bakmadığımız Risale-i Nur'un bir kelimesi. Değil mi? Risale-i Nur'da geçiyor. Bildiğimizi zannettiğimiz, tabi zan. Zanları hep böyle menfiye yorumlamışız. Kur'an'da zanlarınızdan kaçının diyor. Müsbet zan da var yani. Allah için de öyle diyor. Anladım zannedip meçhul eder o. Şimdi burada kastın ne be kardeşim sorulursa. Şimdi bu derste neyi takip ediyorsun? Bak suret kelimesinde en az 40 tane ders Risale-i Nur'un içerisinde. Zaten başka bir yerde bulamazsın dolaşamazsın. Zamanım da yok. Zaten anlatılamaz. Anlatılan bir şey Risale-i Nur zaten dile getirmemiştir. Çünkü çare olan bir şeyi İslam ahlakında bir başkası onu gündeme taşımaz. Burada taşımak yani gayem şudur. Zahire muttela olan hayatımızdan bir nebze dahi olsa batınımıza, aslımıza taşınmayı, fikretmeyi, bakmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Zahire muttela olan hayatımızın, nazarımız, düşüncemiz, meyillerimiz, isteklerimiz zahir dünya. Bir nebze işte böyle derslere gelerek hayatımızın batınına, hakikatına, aslımıza, yani taşınmaya, bakmaya vesile oluyorsa ne ara? Dünya bir surettir, insan bir surettir. Peki, hatta hemen şöyle bir başlayayım. Kelam. Kelam, sureti sestir. Bu sesten, hayır, tamam, titrek konuşmak. Bak batında haber veriyor. Yalan söylüyor veya korkuyor. Sade konuşmak. Tamam geliyorum ve heyecan. Bunlar hep suret, dışarıya çıkıyorum. Ağızdan çıkan kelamdan dışarıya çıkıyorum. Ele veriyor insanı. Nükteli konuşmak. Allah Resulü'nün mesela benden ters o. Hani benim ben hızlı konuşuyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için diyorlar. Konuştuğu kelimeleri tek tek 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarsınız der. Tek tek. Demek ki dima kavraması gibi konuşuyor. Biz beceremiyoruz. Nükteli konuşmak, ihata etmiş edasıyla konuşmak. Bu sırf kelamın dişe vuruşlarından bahsettim. Yani batını taşıyor. Tamam geliyorum. Falan. Bakarız inşallah. Tabii. Yani bu uslup bile batından haber veriyor. Gündelik hayatta kullanıyoruz ama haberimiz yok. Ne anlatmaya çalışıyorum? Bu seslerin titrek olması, nükleri olması, tek tek konuşması batını dışarıya taşıyor. Bu kelamdan dışarıya. Hiç kimse şimdi kendisini Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ı daha görmedi. Allah'ı anladık. Kendisini, bu biz kaportayız. Üstad Hazretleri bedene libas demiyor lütfen. Sakın ha, kazak demeyin, gömlek demeyin. Beden diyor ruha, libas değil. Nedir? Hanesi ve yuvasıdır. Yani, bak benim kazak burada değil mi? Gömlek. Bu bir anın içindeyim. Kazağın benziyor mu buna? Evet, yok. Şimdi sen oturuyorsun. Bu binada oturuyorsun. Ama binaya benzemiyorsun. Binaya benzemiyorsun. Benziyor musun? Benzemiyorsun. Bina suret, insan hakikat. Peki, beden suret, ruh hakikat. Böyle bir mukaddeme yaptık. Yürüyoruz, hazır mıyız? Yani ben gündelik hayatından misal verdim.
sesi titrek konuşma vesaire. Bunlar hepsi hakikat meratipleri. Daha kelamdan dışarıya çıkma şeklinden seni ele veriyor. Suretten daha bahsetme. Kelam da bir suret. Peki, ses de surettir. Fikirlere, hislere, duygulara, latifelere, vicdana, kalbe ve ruha giydirilmiş libaslardır. Surettir. Çünkü bunları karşıya taşıyor. Ses. Anlamadığınızı sorun. Ben burayı anlamadım diye. Tefekkür çok ilginçtir. Burayı kaçırmayın. Biraz büyüteyim. Efendim, tefekkür neymiş? Bu bir, bak, bu birbiri üstüne giydirilmiş olanların birbir üstlerini açıp içine girme faaliyeti ve yöntemidir. Bu arada bir parantez açayım. Gelen nereye geldiğini biliyordur. Değil mi? Buraya cumartesi. Öğleyin derslerimiz her gün birde oluyor. Bir ders bir gün laika oluyor. Bir gün imani ders oluyor. Bugün bir gün psikoloji. Bugün ağlamak dersini yaptık psikoloji. Cumartesi mülk, melekut, enfusi ve zahir dersleri. Cumartesi nereye geldiğinizi, kimleri getireceğinizi bilin. Bu cumartesi böyle bir ders. Ona göre nereye geldiniz bilin. Ne anlatıyor, çok zor falan. Ona göre böyle bir yere geldi. Tamam. Şimdi ekmekçi dükkanına gidip de iki tane ekmek verir misin? Olmaz. Şimdi ama kesinlikle hiç kimse hissesiz kalmaz. Çünkü burada oluşan bir ruhaniyat var. Herkese bir tamamına giriyor. Nasıl giriyor? Koku yaprağa sirayet ettiği gibi. Sigara içenin yanında oturduğun zaman sigara sana sirayet ettiği gibi. Hakikat ruhlara sirayet ediyor. Hiç şansı yok. Kesinlikle ondan hisse alacaksın. Bir de okuyayım tefekkür. Tefekkür birbiri üstüne giydirilmiş olanların, manaların birbiri üstüne giydirilmiş manaların birbir üstlerini açıp içine girme faaliyeti ve yöntemidir. Böyle bir lugatta göremezsiniz. Yok yani bu bir tefekkür toplamasından çıkan bir şey. Cümlelerden bir tanesi. Şimdi düşün, kelamın sesin neresine bunları koymuşsa, mesela kelamın içerisine titrek, heyecanlı, tabii ve olmaz kardeşim, olmaz. Uslup bile batını dışarıya taşıyor. Uslup batını dışarıya taşıyor. Abisi nerede? Şimdi düşün. Kelamın sesi neresine bunları koymuşsa, yani kelamın neresine his, duygu, fikir, halet, meyil, arzu bunları bunun içine koyuyorsun. Kelamın içine koyuyorsun. Uslupla ifade ediyorsun. Bazen de geleceğim ama mimik hiç de öyle değil. O da sima. Bu sima. Ötekisi suret. Geliyorum veya şu. Seni çok seviyorum. Hoş geldiniz. İçimden boşun devresin seni. İçeriye bak, içeriye bak. Şimdi düşün. Tefekkürle biz bir üzerine giydirilmiş manaları, bir üzerine giydirilmiş hisleri, hakikatleri, mahiyetleri açma yöntemidir tefekkür. Tefekkür taşınma aktır. Tefekkür arınma aktır. İbrahim'i bir meşreptir. İbrahim'i meşrep neydi Faruk? Tefekkür ve şefkat. Tefekkür ve şefkat. Dima cehenneminden kurtuluş yöntemidir. Tefekkür ve şefkat. İbrahim'i meşrep, İbrahim'i ateşten kurtaran iki sıfatı var.
Tefekkür ve şefkat. Tefekküre karşı direnebilen, biliyor musunuz, şeytanda tefekkür yoktu. Şeytanda tefekkür yoktu. Perdeyi kaldırmak mı bir manada Hasan abi? Yani? Alacağım sorunu. Yani tefekkür perdeyi kaldırmak mı oluyor? Birbirinin üzerine giydirilmiş buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, ayna hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, nuru Muhammed'i. Bunları kaldırmak. Tefekkür yöntemdir ve sistemdir. Allahu Ekber. Dima bütünleyendir. Tefekkür ceberut alemine giriş gücüdür. Bir şey diyeceğim ama deme onu. Şu kadar parçasını diyeyim size. Cebrail ne yapardı? Vahiy getirirdi. Ama diğer gelenler ses yapmasın arkadaşlar. Ama şöyle sizi yönlendirelim. Cebrail ne yapardı? Vahiy mi getirirdi? Değil mi? Evet. Lef-i Mahfuz'dan getirirdi. Lef-i Mahfuz'a indirmezdi. Lef-i Mahfuz mahluktur. Oraya ineni indirirdi. Öyle mi? Cebrail Lef-i Mahfuz'dakini getirirdi. Tefekkürle mana alemine giriyorum, his alemine giriyorum, latif alemine giriyorum, alıyor. Cebrail yok arada. Yol mu açık peki? Allah'a bekler. Peki, Allah'ın iki türlü muamelesi var. Bir tanesi meleklerle, bir tanesi direkt. Bir tanesi akrebiyet, bir tanesi kurbiyet. Evet. Artık gerisini anlayın da. Çünkü dima ceberut aleminin simgesidir. Ceberut aleminin simgesi Cebrail'dir. Şöyle bir şey diyeyim. Hazır mıyız? Meleklere iman etmeseniz ne olur? Kafir olur. Peki Allah'a iman etmesem kafir, meleklere iman etmesem, yani haşa, mahluk olan melekle Allah niye eşit oldu? Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi. Niye eşit gibi oldu orada? Benim ne karım var meleklere iman etmek? Bir. Bizi yalanladı. Bizi reddetti, inkar etti şeytan. Secde etmedi değil mi? İman etti mi Adem'e? Etmedi. Kim etti iman? Melekler iman etti ve secde etti. Sen de bedelini öde. Meleklere verilen vefadır. Bir. Meleklere iman, meleklerin secdesine ve imanına bedel ödemektir. Bu vefa. İki. Çekirdek batındır, ağaç zahirdir. Buz zahirdir, su batındır. Odun zahirdir, duman ve nur batındır. Tamam. Her zahirinin batınısı vardır. Ama her batının zahirisi yoktur. Her ağacın bir çekirdeği var ama her çekirdeğin ağacı yoktur. Tamam. Şimdi zahirde Azrail gelir canımızı alır. Bu doğrudur. Şeriatta böyledir. Bu böyle. Mülkte böyledir. Mülkte böyledir. Melekitte nasıldır? Ruh cesede öfledi Allah. Celle Celaluhu. Ruh cesette nasıl duracak ya? Sen meyhanede durabilir misin? Sen bilmem nerede durabilir misin? Sıkılırsın kardeş. Öyle değil mi? Sıkılırsın. Bu cesette burada duramaz. Duramaz. Su nasıl ki kağıda, su beze, su oduna sirayet ettiği gibi Azrail cesette ruhu tutan güçtür. Duruyor burada. Dima cesette tutan, ceberut alemini tutan Cebrail duruyordur burada. Hayat cesede sirayet etmiş. Cesette hayat duruyor, durması İsrafil.
Şuur ve his alemi cesette duruyor. Mikail. Bunlar zaten var. Bunlar zaten var. Ölüm anında Azrail geliyor. Can alıp gidiyor. Batın manası Azrail zaten burada çekip gidiyor. Peki. Ölüm anı odadan odayı değiştirmek değildir. Tebdili mekan ne demek? Odadan odayı değiştirmek değil. Bu Yasin kardeşin buluşudur. Harika bir tespiti var. Burada mıdır? Buradadır. Bak. Allah'ın ikramıdır. Ama akıl olacağını zannetmiyorum bu. Şu söyleyeceğim. İkram ya. Bu odadan öteki odaya geçmektir. Tebdili mekan. Zahir manası bu mu? Budur. Odayı değiştirmek. Bak iyi dinle şimdi ama. Batın manası ise bir yerden bir yere gidiş yoktur. Mekanını değiştiriyorsun. Bir tanesi i var. Mekanı tebdil etmek. Tebdili mekanı i çıkıyor. Mekanı değiştirmek, yer değiştirmek. Buradan çıkıp oraya geçmek. Batın manası ise bir yerden bir yere gitmiyorsun. Bulunduğun mekan alemi şehadet diyor ustad. İyi dinleyin. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli bir perdedir. Öyle mi? Perde neredeyse kapatan, neredeyse kapatılan da oradadır. Bir daha. Kapatan neredeyse kapatılan da oradadır. Yoğurtun üzerine hani mayalansın diye örtün kardeşim mayalansın. Tencere orada, bez orada. Olmaz. Tamam. Başörtü orada, kadın orada. Olmaz. Tamam mı? Alemi şehadet, ben bir şey anlatmıyorum ha, Risaletin içerisini dolduruyorum. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tenteneli perde midir? Üzerine ama. Bu perde neredeyse, örten neredeyse, örtülen de aynı mıdır? Aynı yerdedir. İşte ölüm anında bir yerden bir yere gitmek değil, bu mekanı değiştirmektir. Mekanı kaldırmaktır. Mekan tebdil ediliyor. Mekanı tebdil etmiyorsun. Mekan tebdil ediliyor. Buz eriyor, su oluyor da aynı yerde. Evet, aynı yerde. Buz iken sudur. Sudur ama aşık odur. Bu ölüm korkusu olanlar için mükemmel bir müjdedir. Düşünen insanlar için tabii. Bak, mekan değişikliği değil, mekanı kaldırmaktır. Mekandan çıkma. Yani tebdili mekan değil, tebdili mekan. Mekanı değiştirmek değil, mekan değişikliğidir. Yani odun, nur. Aynı yerde. İşte tefekkür, bu ceberut aleminin, lef-i mahfuzun ve onu burada tutan Cebrail'i tanışmaktır. O kadar işte. Artık o kadar. Sen unutma. Her şey senden yaratılmış. Cebrail bile, Mikail bile, İsrafil. Mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın timsali, misaliyiz en itibariyle. O itibarla biz kainattan önceyiz. Cebrail'den, Mikail'den, cennet cehennemden önceyiz. Beşeriyet itibariyle, levazımat itibariyle ağacın meyvesiyiz. Kainatın sonuyuz. Beşeriyet itibariyle ağacın sonuyuz. Ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ağacın başındaki çekirdek de aynıyız. Bak bakalım. Anladık mı abi? Şimdi tefekkür herhalde biraz anlaşılmıştır. Burada olabilir. Şeytan tefekkür etmez. Etmez dediniz ya. Şeytan olmadan önce peki melekleri geçmiş ya. O zaman tefekkürle hiç alakalı bir şey yok. Yok. Tefekkür insana mahsus. Her neyse. Meleklerde düşünme var. Düşündüler diyor. Düşünce malzemedir. Tefekkür bambaşka bir şey. İbrahim-i meşrektir. Allah Allah. Şimdi düşün. Bir daha.
Oraya okuduk mu? Kelamın sesin neresine bunları koymuşsa, yani hangi ilim ve teknolojiyle aynı yere tümünü yerleştirmişse, dünyanın da içine ahireti öyle koymuş. Bak, kelamın içerisine mimiklerini, duygularını, fikirlerini, meyillerini doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Aynı kelamla doğrusuna, aynı kelamla yalan söylüyor. Nasıl yerleştirmiş insan? Bak, kendisi yerleştiriyor. Kelamın içerisine kendisi yerleşiyor, kendisi. Kelamın içerisine dima var benim, fikir var. Duygular var ki seni duygulandırıyorum. Tefekkür var ki seni tefekküre sevk ediyorum. Korkma var ki korkutuyorum vesaire. Kelamın içerisine ben kendimi, fikirliyatımı ve hissiyatımı nasıl yerleştirmişsem, Allah da bu dünya denilen kelama, şuna, ahireti öyle yerleştirmiş. Ruh cesedin neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Nur odunun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Su buzun neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Onun için tebdili mekan, Allah müjdedir arkadaşlar. Müjde. Öyle bir şey yok. İnkılap oluyorsun. Bedelleniyorsun. Tebdil. Yolculuğu çok uzun sürmeyecek o zaman. Çok kısa olacak inşallah. Çok da tatlı olacak. Sevdiğiniz bir insan simasında gözükecek. Azrail. Böyle inanıyorum. Öyle. Azrail cehennem zebanisi değil. Melektir. Ve dört meleğin içinde en şefkatlisi Azrail'dir. Onun bir dersimiz var bizim. Azrail'in şefkati diye. Ha, ders sitede var mı bilmiyorum. WhatsApp atmışız. Abi bu bedeni kullanma kılavuzunu ben hiç okumadım. Okuyan var mı bilmiyorum. Biz o dediklerimizi nasıl beceriyoruz? İnanan onu da bilmiyorum ama Adem'den gelmiş olmamızın, Adem'e de Esma'nın talim ettirilmiş olmasından belki buraya gelen bir şey var mı? Bir esinti midir? Bu nedir? Biz nasıl yapıyoruz bunu sana? Ben hiç okumadım bu kullanma kılavuzunu. Yani siz anlatıyorsunuz, bütün buradaki hava değişiyor. Bütün her şey değişiyor. Ama ben buradakileri söylüyorum. Bu yolu tarif ediyorum, siz yürüyeceksiniz. Arkadaşlar, lafız, içi tam tanımlayamaz. Ölüm, bildiğiniz gibi değil. Usta şöyle diyor, zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değil. O Allah'ım, benim Rabbim şahit ki, ölüm kadar güzel bir şey bilmiyor. Sebebini söyleyeyim, hayatla fani dünyaya geliyoruz, meft ile bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Hayat ile faniye, ölüme geliyoruz. Meft ile bekaya geçiyoruz. Ölüm hariç. Ölüm meft değildir. Ölüm çürümektir. Meft çekirdekten ağacın çıkmasıdır. Ölüm çekirdeğin çürümesidir. Kafirler ölür, Müslüman meft olur. Hayvanat. Evet. Ölen hayvanmış. Aşıklar ölmez. Hikaye. Vazifem bitti. Hadi eyvallah. Ölümün hakikatini keşfedenler, ölümü sevmişler. Ölüm gelmeden önce ölümü arzulamışlar. Değil mi? Asayi Musa'da şu alarda geçiyor. Arkadaşlar, Risale-i Nur'u tefekkürle okumadığımız için korkuyoruz. Korku aklidir. Akıl cihazdır. Akıl dünyadaki sistemi anlamaktır. Ölüm dünya cinsinden olmadığı için akıl anlayamadığını sana korku olarak yansıtır. Ne olursa, ne olurdu bir anlasak şunu. Akıl ve kalp bir cihazdır. Akıl dünyadaki emri nisbi, emri itibarileri yöntemidir, anlama yöntemidir. Akıl dünyada kullanılan bir alettir. Ha? Akıl. Ölüm ise akıl dünya cinsinden olmadığı için akıl onu anlamaz. Dünya cinsinden değil. Aklın da bir zafiyeti, kavrayamadığı, izah edemediği, tanımlamadığı bir şeyi sana korku olarak, endişe ve tedirgin olarak yansıtır. Korku, aklın yorumlayamamasıdır. Peki, vicdana geçersen ölümü, ölümü cidden seversin. Çünkü akıldan sıyrılmışsın. Şu anda ölmek istemez misiniz şu anda, şu aletle? İstemeyen elini kaldırsın, samimi söylüyorum. Hiç demeyeceğim, kimse görmüyor.
şu haletle. Ama vallahi şu halette gitseniz, Mustafa istemedin mi? Aynen. İstedim, tamam. Kafayı kaşıdı. Bak, bu halet, niçin söyledim? Bizi takip edenler biliyor. Bu halet dünya cinsinden değil. Şu anda bedeni, dimağı, kalbi bloke eden orası. Şu anda müjdeler olsun, orayı yaşıyorsunuz. Elhamdülillah. Kim nereye gidecek ki, zaten oradasın şu anda. Onun için öleceğini bilmeyecektin, ölseydin. Çünkü ilim meclisi burası. Kim nereye gidecek ki, zaten oradasın. Şu anda tıbbi mekan olmuş zaten. Haberin yok. Belli değiller, buradan. Hayır, işte, aynen. Hocam, çürümek yokluk mudur? Çürümek tefessü etmektir, aslına dönmektir. Ama mevt, çekirdeğin ağaç olmasıdır. Çekirdeğin çürümesi, ölüm, dağılmasıdır. Yani ölüm bedenseldir, zerrelerin ayrılmaktır. Çekirdeğin karbon, hidrojen, azot, oksijen. Mevt ise içerisindeki programın ağaç olmasıdır. İnsan bir çekirdeğe benzerdi. Dirilmek için ölmek gerekiyor. Mecburen. Evet. Kafirler çürüdüler. Cehenneme evet. Odun ve odun diyorum, taş. Onlar asıl o. Onlar tebdili mekan edecekler. Mekan değişikliği yapacaklar. İmansızlığın aslı o mudur? Taş. Bir tanesi odur. Çünkü İmansız, Allahsız demek. Allah neyse senin dünyada, Allahsızlık odur. Allahsızlık neyse imansızlık da odur. Allah ihtiyaç mıdır? Bir dersimiz var. Manisa'da yaptık, herhalde yayına girmedi galiba. Ha, öldükten sonra dirilme olarak girecektir o. Gelmedi daha. Allah ve din ihtiyaç mıdır? Hem acayip, yani taassup yapma bakayım. Hakikaten Allahsız tövbe yani. Çok tuhaf bir şey. Uyuyamaz ki. Baba ne antika değil mi? Ne güzel bir şey. Başka bir şeye ihtiyaç kalmıyor ki abi. Allah ne güzel bir şey ya. He? Onu buldun, her şeyi buldun. Allah bulduktan sonra. İhtiyaç hissetmiyorsun. Abi. Daha neyi kaybettin ki? Onu bulmayan neyi bulur? Bulursa başına bela bulur. Allah bulan neyi kaybeder? Allah kardeşim, hakikat budur. Başka bir şey yok. Hepsi cil ve cemal, nakış, sanattır. Surettir. Suretten hakikata geç. İşte ders bu, takip ediyoruz yani. Bir nebze, elhamdülillah kardeşlerimizi, dünyaya muptela olan, zahire muptela olan kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı bir nebze aslımıza, hakikatımıza, enfüsümüze dönüştürmek. Gaye bu yani. Şu haletleri yaşamak. Haftada bir dahi olsa en az. Ama lütfen böyle. Allah rızası için yalvarıyorum, istemiyorum. 10 dakika ne olur Risale okuyun. Benim derslerim yayınlanan bir insanım. Yalan söylüyorsam şu masada Allah beni kahretsin. Doğru söyleyeceğim. 5 saat beni dinleyeceğiniz sitede 10 dakika Risale-i Nur sesli oku. En az değil abi. Valla. Bak şu anda oh. Dedim ya Rabbi. Umrumda değil. Peki, hadi bakalım. İnnele bırak nefinden ve nel fücere nefi cehindir. Ve nebra, evet. Allah. Dünyada da cehennemi yaşıyorlar. Tabii ya. Oh. Dışarıdan şatafatı gözüküyor. Bu akşam şey yapacaktık, onu mu yapayım, bunu mu yapayım dedim. İmanın yansımaları. Çal kardeş, çal. Bugün ne çalarsan çal. Kimin nesi çalarsa çalsın. Çalım ha, ne yaparsanız yapın. Bugün bayrağı. Ne mutlu mefte mazar olanlara. Veil olsun ölenlere. Tefekkür demek Yasin. Yani mevt tefekkürü oluyor. Aslında. Efendim Yasin'im. Karıştı mı ortalığı ama? Evet. Hadi bakalım. Abi şimdi mesela... Odanın içindeyiz. Odanın içindeyiz. Işıklar yanmıyor. Işıklar yanmıyor. Karanlık. Karanlık.
Şimdi orada bir tane düğme var. Hı hı. Onun yanına bir tane daha düğme koyalım ama o düğme mevt olsun abi. Ha, bir tane lamba yakma düğmesi, ötekisi mevt. Bastığı zaman biz, Ceylan bize takılmış olacağız. Şimdi bir tanesine bastığın zaman karanlık gidiyor. Karanlığın gitmesiyle aydınlığa inkılap oluyor. Bir tanesine bastığın zaman burası gidiyor komple. Yani tebdil-i mekan, karanlıktan aydınlığa geçmek neyse, işte öbürü de aynı. Yani tebdili oradan anlayabiliriz. Bir tane bomba gibi mi düşündün? Yok. Yani bir tanesi lambaya basınca şey düğme karanlık aydınlığa dönüşüyor. Tebdil oldu. Tebdil oldu. Yani karanlık nura. Aynı yer ama. Aynı yer. Ötekisi? Ona da bastığımız zaman işte bu gidecek. Artık ne gelecek işte. Bu mekan gidecek. Evet. Aynı yerde mekan değişiyor. Aynı yerde mekan değişiyor. Aynı mekan. Üstümüzde bu kalkacak. Evet. Ötekisi karanlık aydınlığa dönüşüyor. Bu zahir. Sabit. Ha, ötekisine bastığın anda sen aynısın ama her şey değişti, başka bir yerdesin. Başka bir yer. Başka ama sensin. Al aynı ben. Allah Allah. Üstad diyor ki böyle bir şey oldu diyor. Baktım diyor berzaha, kabir, dar, karanlık, soğuk, kimsesiz. Biraz durdum diyor. Sonra baktım ki iki tane arkadaş çıkar geldiler diyor. Arkadaşlar, çıka geldiler dedi. Kabrimi dardı, geniş yaptılar. Karanlıktı, nurlandırdılar. Soğuktu, ısındırdılar. Yalnızdım, yalnızlığımı giderdiler. Benimle dedi, tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Anlamadım. Anlarsın. Bu hakikate girdiğiniz zaman göreceksiniz. O nikel mekir ve aynı bu ruhunuz olacak. Böyle olacağı zaman olmasa o anda beni hatırlarsın. Dersin ona yazıklar olsun lan öyle olmadı. O Merve'yi hatırladınız değil mi? Kanseri olan Merve, 13 yaşındaki çocuğun. Anne, Hasan amcama söyle, dediği gibi de değildi. Daha güzeldi. Annesi diyor, Allah rızası için söyle ya. Kızımla ne konuştun, ne oldu? Böyle dedi. Sen böyle en çok sevdiğin bir kişi suretinde gelecek. Merve, sonra bir iğne yapacağım veya bir hap vereceğim su. Hemen şifa, ondan sonra dolaşacağız. Bu kanser. Tamam efendim, Hasan amcası al sana bir suyu. Bismillah, iç al. Benden çekinir misin, gelsem yatağına, odana, hastaneye geldim. Yok, yok Hasan amca çok sevindim. Ha, hastaneye geleceğim, Merve şunu içer misin ya? Hasan amca neredeydim lan, bunu sana getirdim, özel getirdim ya. Burada var Hasan amca. Bu su içtiğin zaman acayip olacaksın. Çıkıp Boğaz'da, Emirgan'da salep içeceğiz. Bismillah edeceksin. Hadi Hasan amca. Şimdiye kadar bana niye vermedin? Ya bunu bulmak kolay mı? Şimdiye kadar onun için uğraştım. Hadi koluna girmektir. Satırmadır. Gitti. Hasan amca silah hala gidiyor. Tamam mı? Aslında abi, uyku misali de vardı ya, mekan aynı, yalnız sen bedenden çıkıyorsun uykuda da. Evet. Bedenden çıkıyorsun diyor. Çıkmıyoruz. Yani şey olarak. Evet, tamam. Buradayız, burada değiliz. Rüyada. Buradayız, burada değiliz. Buradan bakıyoruz, buradan bakmıyoruz. Burada görüyoruz, burayı görmüyoruz. Karanlıktayız, karanlık kafa, göz kapalı, aydınlık alem. Allah Allah. La burası dünya garip ya. Hakikaten kaliteli bir yer. Böyle değerinizi bilin, kıymetinizi bilin. Çok büyük harcamayın kendinizi. Öyle basit başı şeylerde gömülmemek lazım ya. Dedim bana demedin, gitti, geldi, verdin. Olmadı, taktın araba, iyi araba, kötü araba, iyi telefon. Ya korktum, korkma. Ya bunları da artık bırakmak lazım ya. Bak artık geçmek lazım bu tür şeyler. Suretten geçmek lazım ya. Öyle diyor, ne bileyim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yeniden mi başlıyoruz? Yani hangi ilim ve teknolojiyle aynı yere şu kelamın, yani tefekkürün içerisine bu manaları yerleştirmişse, dünyanın da içine ahireti öyle koymuş, yani bunlar sesin neresinde iseler, ahiret de dünyanın orasındadır. Çünkü dünya bir sestir, dünya bir surettir,
dünya donmuş nihayetsiz mana mertebelerinin cem'ül ezdadı, zıtların cemi veya cem'ül cem'dir. Ses, sessizlikten çıktı. Daha nice sesler var sessizlikte. En güçlü ses, bütün sesleri barındırdığı için sesten güçlüdür sessizlik. Nakkaş Ezeli'nin yazılarının zeminidir suret. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası bugün. Her şey olur. Hazır olun. Suretler mahiyete göre şekillenir. Yeni birisi gelmişse şöyle diyecek. Ulan Allah Allah Allah. Hakikaten dili ya. Bir tanesi çocuğuyla gelmiş. Çocuğuna çok seviyorum ya çocuklar. Hey hey. Ulan dedi ne tatlısın ama. Buna tabii benim o çok yakın oldu alışmamış ya böyle. Hu falan. Duydum baba deli mi ya? Daha şey. Biraz var. Belli diyor baba. Ondan sonra oturdular, hoca bekliyorlar şimdi buraya. Yani çocuk, o deli adam mı yapacak bize sonra? Anladım. Deli adam sana yapacak. Sonra çocuk o, 5-10 dakika sonra ne dedi biliyor musun? Hayır değilsin dedi. Oradan ha, ey gidi. Seviyorum sizi kardeşim, rahatım onun için. Size bir şey ispat etmeye çalışmıyorum. Sizin malınızı size vermeye çalışıyorum. Nazlanarak da almayın. Ben de kılıktan kılığa girmeye de ihtiyacım yok. Kılıftan kılıfa böyle şey yapmaya, böyle bedenden bedene, suretten surete girmeye ne halim var ne psikoloji müsait. Senin malını sana veriyorum, nazlanmadan alma. Onun için sizin yanınızda çok rahatım çünkü sizin malınızı size veriyorum. Sizin. Benim malımı size versem riyakarlık yaparım. Şöyle tanınayım. Şöyle böyle artistlik yaparım. Benim malımsa böyle. Benim malım değil. Senin malın. Senin hakkın zaten bu. Peki, suretler mahiyete göre şekillenir. Gösterdikleri şeylerde hakikatlar. Bak, suretler, şu görünüşler mahiyete göre, batına göre değişiyor. Mesela yaşa göre şey değişiyor, sima değişiyor değil mi? Mesela, veya moralı bozuk. Bugün bir tanesine dedim ki, o duyuyordur. Dedim ya bir saatten beri bloka halindesin. Yok abi 2 saat var dedim. Bir saat tespit edebildim. Ama blok oldu gözüküyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Sima, batının dışa vuruşu. An ve an değişir. Hatta senin kokun bile sabit değil. O haletine göre kokun değişiyor. Vay be. Perde arkasındakini gösteren perde üstündeki tasvir veya tersim, suret. Suretten bahsediyorum. Gaybi vücutlar dahi birer şekil ve surettir. Bulundukları yere ve noktayı nazara göre suretler başka başka olur. Başka? Direkt hakikatla muhatap olunamaz. Yani benim ruhuma muhatap olamazsınız. Ancak hakikata girilemez, yoksa vurgun yersiniz. Benim ruhuma girsen parçalanırsın. Parçalanırsın. Yani rehbersiniz, denizin dibine inersen hiç şansın yok. Yani zahirsiz, niçin Allah zahiri koydu? Herkes batını zahirde gözükseydi, uhuvvet olmazdı, tesanüt olmazdı, insan ilişkiler olmazdı. Benim simamdan içeriye girmeyip direkt ruhuma girseniz, ben de öyle sizin, korkunç bir enerji paketidir orası. Örnek vereyim sizin bildiğiniz yer. Mesela, hep misal veriyorum. Geldin mermere bir elini vurdun elin kırık. Tefekkür ediyorsun, konsantre oluyorsun. Bizde tefekkür sporda konsantre. Ay! Onu kırıyorsun. Veya birisini kızıyorsun, nüfret ediyorsun, nasıl mı? Vücut değişiyor mu değişmiyor mu? O güç nerede? Şehvet mesela. Vücut hormonlar değişiyor mu değişmiyor mu? Peki bu enerji neredeydi? Düşünmeden önce. Tefekkür etmeden önce. Ruhtaydı. Onu uyandırmaktır. İşte
ruhta bu şehvet gibi, gadab gibi, öfke gibi daha bilmediğimiz nice enerji paketleri var. Şimdi seni attım oraya. Bak çimento dolmuş Abdullah. 1500 santigrat derecede çimento fabrikasında adam düşmüş. Bir tane mavi bir pişt olmuş. Hafif bir mum gibi olur ya böyle eskide şişeli lambalar vardı köylerde. Onu pit pit. Böyle mavi olmuş, yeşil de olmamış. O görenler diyor kaynakçı. Bir orada düşmüş. 1500 santigrat derecedeki kazana düşmüş. Pişt. Allah bilir hangi inşaattadır. Belki sizin inşaattadır şimdi çimento adına. Akçime tutamamışlar abi. Evet, akçime tutam. Gaybi vücutlar dahi birer şekil ve surettir. Bulundukları yere okuduk. Direkt hakikata muhatap olunamaz, hakikata girilemez. Yoksa vurgun yer, suret bizimle hakikat arasında berzahlık yapar. Arkadaşlar vallahi hep böyle okuduğum paragraflardan çıkan şeyler. Bunların hepsi kaynağı var ama size çok çabuk... Kısa bir zamanda fazla verelim diye aldığım cümleleri söylüyor. Ama başka önüm gittikçe şeyleri metinlerle göstereceğim size. Bir kere böyle bir çevirin. Hakikat-ı Kur'aniye, hakikat-ı Kur'an'ın gittiği yere suret oraya kadar gidiyor. Hakikat-ı mümkünatın gittiği her yer surete şamildir. Tasvir ile suret apayrı şeylerdir, karıştırma. Bazı şeyleri sayfa koymuşum çok can alıcı olduğu için belki burada hemen merak eden bir kardeş olur diye böyle bazıları var. Böyle. Şu. Suret hakikata geçmek, suretten hakikata geçmek, koydum bak sayfayı, tılsım-ı kainatı ve muamma-i hılkatı keşif ve fethetmek demektir. Sözler 140. Bak, suretten hakikata geçmek ne demek? Tılsım-ı kainatı ve muamma-i hilkatı keş ve fethetmek imiş. Su ihtiyarla giyilen suret, vazife-i fıtrata zıt suretler ortaya çıkıyor. Mesela tamamen batını taşır mı? Hayır. İnsanda fena madenler de var. Kötü. Yani şeytani. Öyle riyakar, sahtekar. Hii, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Boşun devrilsin. İçi böyle. Ha, bazen niyeti bozuk olanların niyetiyle sima değişebiliyor. Ama şey sureti değişebiliyor. Sima değişmiyor. Suret bütünseldir. Sima yüzdür. Ne okuyayım? Bir de okuyayım. Sözler 231'de. Su-i ihtiyarla giyilen suret, vazife-i fıtrata zıt suretler ortaya çıkıyormuş. Mesela fıtratımıza uygun olmayan vazife yapsak. Bu ruhla kadın cesedi olsa şu anda sana. Bu ruh. Kadının cesedi olsa. O cesettesin. Kadına da benim ceset olsa şimdi. Ruh ama gelişmiş bu ruh. Şu andaki benim ruhum kadın cesedim. Allah Allah. Ne acayip olur ya. Cesetle ruh çatışıyor. Korkunç bir şey ya. Ha, fıtratına zıt yaşamak bunun gibi bir şey işte. Kur'an okuyan da çok fark ediyor. Çok. Kur'an okumak, aman ya Rabbi. Canımın ciğeri ya. Uf. Girme. Basma şeylerime. Su ihtiyarla giyilen suret, ha okuduk. Suretten hakikate geçmek. Suretten imtiyazın aynesidir. Suretler herkesin imtiyazıdır. Ayrı yani. Herkes sen farklısın. Başka? Suret... fotoğraflanmaya kabil olduğu gibi suret bütünsel fotoğraflanmaya fotoğraf çekilmeye kabil olduğu gibi celbe de kabildir. Celbi suret. Yani fotoğraf. Fotoğraf çektiğiniz zaman onu bu tarafa alıyor musunuz? He? Suretini alıyorsunuz. Suretini alıyor musun? Evet. Bu cansız bir alet. Senin gözün de fotoğraf makinesi. Onun suretini canlıyla, hayatıyla, duygularını alıyorsun içeriye. Onun için kadınların suretine bakmak diyor. 727 miydi? 717. 727 galiba. Ya tılsım. Ne demek tılsım? İki nokta üst üste. İki nokta üst üste ne demek? Açılım demek.
yatılsın. Yani celbeder habis ervahları. Mesela bak bir daha söylüyorum. Ama bitireyim de. O kadının suretine bakmak, o andaki psikolojisi, cinse, cini, ruhsal yapısı. Mesela adam cinnet geçirdi. Cin olduğu nettir. Cinler işgal etmiş, yaptırmış. Kendisi yapamıyor. Çocuklarının karısını kesen. Bu cinnet getirir. Cinnet demek cin olduğu nettir. Cinsellik de öyledir. Cinseldir. Yani herkeste bir tane cin yaratılıyor. Allah yaratmış. O fena madenleri aktif ediyor. Şimdi bak, misal veriyorum bak. Fotoğraf makinesiyle şak çektin mi? Suretimi aldın. Canlı mıdır? Yok. Ha. Çünkü niye? Fotoğraf makinesi cansız. Hayatsız. Suret, sureti alır. Benim fotoğraf makinesi canlı. Ruhlu. Hisli. Şak içeriye gidiyor. Ustad ne diyor buna? Celbeder habis ervahları. Dindeki adı haramdır. Fiziksel boyutu onun ervah habisesinin içine alıyorsun. Nasıl yansır? Bir sene sonra, iki sene sonra, bir hafta sonra, bir gün sonra doktor biraz kalbim şey oldu veya kötü hissediyorum kendimi ya. Atasım geliyor benim. Attılar da ondan sana. Çünkü seyrettiğin kadın intiharı düşünüyordu. Onu aldın içeriye, sen de bir zamanı geldiği zaman tak intiharı düşünüyorsun. Sana birisi yükledi onu. Unutma, gözünden, kulağından, burnundan, dilinden, elinden, el tuttuğun ve bulunduğun mekan. İçeriye aldığı şeyler canlı ve ruhludur. Abi diyorsunuz ya, nerede olduğunuza, kiminle olduğunuza, evet, ne yaptığınıza dikkat edin. Kesin. Vallahi kesin. Mesela bunu bildikten sonra size müjdeler olsun. Girmiyor, giremiyor. Bunun yerini size göstereceğim. Bundan sonra onu okuyayım demiş de olsun ve kapatayım. Eğer siz bunu bildiğiniz zaman, bu bir. Bir de bir müjde, ikinci müjde saklıyordum ama. Habisler pek girmiyor. Bana baktığınız zaman bendeki ruhaniyat giriyor. Ama habislerim girmiyor. Bitireyim şunu. Peygamber sahabe olma sırrı bu kanuniyet. Peygamberin bakan, evet, sahabeyi sahabe yapan bu kanuniyet. Şak giriyor. Yani güle, Gazali der ki güle koku nasıl sirayet etmiş? Çamaşıra su. Atoma esir. Sigara içeni yanında sigara şey. Osmanlı şeyini, ruhaniyatını, maneviyatını camideki taşına. Osmanlı camisine gidince nasıl hissediyorsunuz? Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camide ne hissediyorsunuz? Osmanlı ruhunu taşa. Şimdikiler de çalmış çıkmış parayı, o da vermiş. Ne eline verirsen eline, o gelin seninle. Alabilir, çalmış çıkmış da o taş. Adamın hırsız taşı. Donmuş da donmuş taş. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir tamamen şak diye sirayet etti. Çok güçlü olduğu için hemen değiştirdi onu. Ama onlar da ampul Hasan abi. Yani biz ampul olmazsak sizden gelen elektrik bizi yakmaz. Evet, olmaz. Olmuyor işte. Bismillah. Allah Allah. Risale-i Nur'a elektrik diyor. Sen de ampul. Volta göre değişiyor. Ustad diyor ki, ustad elektrik gelince ampulü takmışlar. Daha büyük yok mu? Gitmiş de daha büyük almışlar. Tekrar daha büyük yok mu? Var usta. Git daha büyüğünü al. En büyüğünü almışlar böyle. Ha, nurun israfı yoktur diyor. Aslan usta be. Tam bana göre. Kanalını hiç sevmiyorum. Ya. Suretten hakikate geçmek. Suretten imtiyazın aynesidir. Oraya geçeceğim de acele ediyorum. Oraya okuyacağım, keseceğim. Hani menfi girmiyor. Merak etmeyin, girmiyor. Fotoğraflanmaya, yani fotoğraf çekiyorsunuz ya fotoğrafla, cansız olduğu için cansız suretini alıyorsunuz. Ama sen canlı olduğun için celbeder, celbede kabildir, celbeder habis ervalları. Her bir suret her yerde bulunabilir ve kabili celp olunabilir. Şurada her şey var. Kıyamete kadar olmuş olacak hep suretler var. Şöyle diyeyim. Delikanlı, Yaşar abinin önündeki. Kaç yaşındasın? 24. 20. Geçmişin var değil mi? Var. 24 sene. Nerede geçmişin? Burada. Nerede? Zeytinburnu'nda,
Yok yok, geçmişin. Geçmişin nerede? Yani Zeytinburnu'nda mahallesinde mi geçmişin? Evet. Nerede yani? Hani beni götürsen görür müyüm seni? Yok, o şekil değil. Ha tamam. Kimse göremez. Ha tamam. Sen hiç, hiç... Nerede geçmişin? Ha, geleceğin de orada. Kaybolmuş. Herkes geçmişini var zannediyor. Nerede? Sorgulamıyor. Geçmişin neredeyse, geleceğin de orada. Biz geçmişi ve geleceği anında gösteriyoruz. Bitti. Ahiret de öyle. Yaşadığımız dünya neredeyse, yaşadık nereye gittiyse, gidecek olduğumuz ahiret de orada. Onun için endişe etmeye gerek yoktur. Yasin burada mı çık salonda? Cennet Mahallesi'nden? Yok. Abi ya ölümde niye bahsediyorsun, bu kadar güzelleştiriyorsun? Niye Yasin dedim. Ya abi biraz korkutsan bizi ya. O da öyle istiyor. Korkutsan. Abi hepten tatlı oldu bu ölüm dedi ya. Peki. Suret, ben yalan söylemiyorum. Bu böyle. Ama adam olanlar. Namaz yok. Dava yok. Ders yok. Risale okumaz. İnternet, televizyonlara kırla gidiyor. Her melanet var. Ha. O mekan değiştireceksin. Mekanı değiştireceksin. Mekan değişikliği olmayacak. Anladın mı? O da var tabii. Yani öyle mekan değişikliği olacak. Ama mekan değişikliği, namazını kılıyorsun. Hizbul Kur'an okuyorsun. Hizbul Hakk'ın Nuru okuyorsun. Kur'an okuyorsun. Risale okuyorsun. Derse gidiyorsun. Yanlışların yanında olma. Yanlışların yanında olma. Yani ilim netice olsaydı bak ne kadar batanlar var, alimler. Cehennem izumarı oluyorlar. Yani doğru bir istikamet. Yani nurculuğa devam et. Tarikatın varsa tarikatına devam et. Buraya gelmek zorunda değilsin. Sakın ha! Buraya gelince bana zarardan başka bir şey yok. Tuvalete gidiyorsun, kağıt harcıyorsun. Çay içeceksin, kağıt harcıyorsun. Yani... tamam. Çay içeceksin, bana harcıyorsun. Gerçi çayda pek zarar vermiyorsun. Hocam sevabı da alıyorsun ama. Evet, tamam. Tamam. O zaman da sana sorduklarında, biz orada anlatmıştık bu ilim şeyi, aynen nakledilecek orada. Aynen inşallah Rabbim de orada nasip eder. Tamam. Ben şunu anlatmak istiyorum. Kendinizi inşa edin de fıtratınıza, nerede el derseniz edin. Ne olur ille burada, aman bana gelsinler, benden ders alsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Nerede geçiyor? İhlas Risalesi. Aman buraya bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar demek nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Hizmet değildir o. Nefsin ve enaniyetin hilesidir. Çünkü niye? Hürriyet-i şeriye Allah vermiş, ben kısıtlayamam. Kardeş, kendini nereye inşa edebiliyorsan git et. Git et. Kendini inşa et. Nerede oluyorsa. Ehl-i sünnet dairesi. Tabii ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet. Çok ve çok. Ha aman aman. Bunlar bediye olduğu için ehl-i sünnet. Git kardeşim, Nurculuğun bir sürü dersleri var. Bu akşam her tarafta var. Biz adam getirmeye devam edeceğiz ama değil mi? Yani onu sen bilirsin. Yani bakacaksın öyle. Getirirsem iyi olur bana, getirmesem iyi olur mu olmaz mı, ona göre getireceğiz. Yok hocam, ben özel ta Almanya'dan geliyorum, kaç saat burayı aradım, herkese sordum. Almanya'dan mı geliyorsun? Evet. Saat işte, kafayı kaptırmış. Ben dedim, ben bir şey soruyorum, kahveyi kimsenin bildiği yok. En son dedim, Allah'ım ya Tanrı, tavafurken bir saattir arayı arayın. Bir saat. Evet, dolaşa dolaşa. Allah. Olur. Kahve de bilmezdir abi bizi. Ben de zaten alınmazdım. Bir de Eyüp Sultan'da kalıyorum, oradan bu tarafa geldim. Oradan. Hangi şehirden geliyorsun Almanya? Ben Münih'ten geliyorum. Münih'ten geliyorsun. Münih'te niye görüşmedik? Dershanem var benim burada. Hocam konuşuruz. Tamam. Hadi. Suret ulum ve fununda gösterir. Arkasındaki hissiyatın müşürüdür, göstergesidir. Suret bir hülledir, bir gömlektir ki her şeyin kâmetine göre biçilmiştir. Tamam, daha okumayacağım. Şimdi size o şey vardı ya, müjde. Orayı bir göstermek istiyorum. Ha, buradayız ha. Neyse, şu göstereyim. Şuradan, biraz önce gördüm. Şurada açılımı var. Şurada. İnşallah ölmesek, haftaya başka ders yapmasak, şerin, kesifin sureti nasıl blok olur, geliyor mu gelmiyor mu? O da harikadır.
Ama zamanınızı almayacağım. Bitti çünkü. Sen abi devam edelim o zaman. Ha? Çok harika bir şey ya. Ama uzun olur biraz. Biz, bir saat olmadıysa da olmak üzere. Yok. Bunu nasıl geliyor? Gelirse senin hangi tarafın karşıya koyuyor? Bitiriyor. Girebiliyor mu? Giremiyor mu? Nasıl giriyor? Girerse girmiyor. Sen ancak... çok uzun sürmezse yapalım şunu ya. Abi ya gidecek ayrı abi. Sen abi orada niye? Niyete göre mi oluyor? Niyete göre mi oluyor? Ne işte onu hep, o niyet ne? İç dinamikleri bir patlatalım haftaya. Eğer sağsak ve buradaysam, Türkiye'deysem. Tamam mı abi? Göbeğe geçiştirmeyeyim, ezmeyelim. Yani manayı ezmeyelim. Siz de sıkmayalım. Çünkü... Not alalım o zaman abi. He. 315-316. Kalırsa kafanıza. Silahlarımla beraberim. Bizi serviste çalışıyorduk. Staj yaparken. Ben ayarlar bölümündeydim. Ötekisi de frenler kaporta bölümündeydi. İkimiz. Adam kafayı yemiş kovboy filmleriyle. Adam usta diyor ki 14-15 getir. Şunu anahtarı getir. Her gelişe böyle yapıyor. Aldı anahtarı. Düşün. Ondan sonra adama böyle veriyor. Tam ustaya. Kendisi bizim okulda. Artık adam buraya gelmiş. Oğlum geldiler mi dedi ya. Dedik o da. Ustam diyor silahlarıyla geldiler. Hala orada. İşte bizim de silah. Düşün var ya.